Dostlar selamünaleyküm. Türkiye'nin yeni bir insansız hava aracı oldu. Bayraktar TB2T AI. Bunun Bayraktar TB2'nin gelişmiş bir versiyonu olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında temelde öyle olsa da çok daha fazlasını da içeriyor. Yani aslında şu an Türkiye'nin sahip olduğu yepyeni bir insansız hava aracından bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin insansız hava aracı potansiyelini çok daha öteye taşıyacak bir sistem bu. Peki yeni İHA'mız neden bu kadar önemli? Bugün bunu konuşuyoruz. Uzatmadan da videoya geçelim. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsan hazır intro girmişken videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutma. Öncelikle bugün konuştuğumuz platformun temelinin yani Bayraktar TB2'nin potansiyelini yeniden hatırlamaya ihtiyacımız var gibi. Çünkü Akıncı, Aksungur, Anka 3, Bayraktar Kızıl Elma gibi gelişmelerle son zamanlarda çıtayı iyice yükselttik. Haliyle Bayraktar TB2 ve Anka S sanki demoda bir platformmuş gibi geliyor insanlara. Sanki daha iyileri çıktı ve Bayraktar TB2 artık zayıf kaldı gibi bir hava var. Bunu kanaldaki yorumlardan az çok anlayabiliyorum. İşte bu yüzden öncelikle bugünkü İHA'nın temelinin yani Bayraktar TB2'nin ne demek olduğunu hatırlamakta fayda var. Çünkü bunun üzerine yeni özellikler inşa edildi. Yani şu an konuşacağımız potansiyele neler eklendi onları konuşacağız. Bayraktar TB2 Türkiye'nin bugün dünyada yakaladığı SİHA başarısının mimarı olan bir platform. Yani biz bugün dünya pazarının %65'ini elimizde bulunduruyorsak, insansız hava aracı denince akla gelen ilk ülke haline geldiysek, bunu sağlayan şey Bayraktar TB2'nin başarısı oldu. Çünkü bu platform hangi açıdan bakarsanız bakın hem Türk havacılık tarihi hem de dünya havacılığı için çok özel bir konuma sahip. Mesela 1 milyon uçuş saatini başarıyla tamamladı. Bunu yapabilen ilk milli hava aracımız oldu. Bu 1 milyon saatlik uçuş boyunca toplamda 150 milyon kilometre mesafe kat etti. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünyanın etrafını tam 3742 defa dolaşmış oldu. Yani üretildikten sonra yerinde durmayan bir platformdan bahsediyoruz. Tabii bu uçuş rakamlarını kolay elde etmedi. Bugüne kadar Baykar 34 ülkeyle Bayraktar TB2 için ihracat anlaşması imzaladı ve bu ülkelerdeki SİHA'larımız sürekli çalışıyor. Ayrıca bu ihracatlarda çok önemli bir detay var ki birçoğunda Bayraktar TB2 ihale sürecinde ABD, Avrupa, Çin ve İsrail rakipleriyle yarışmaya girdi ve bu yarışmaların hepsini bugüne kadar kazandı. İhracatlar böyle başarıldı. Çünkü şu an kendi sınıfının en iyisi olan bir platformdan bahsediyoruz. Fiyat performans ürünü tam anlamıyla. Bayraktar TB2 taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak Türk havacılık tarihinin en uzun havada kalış rekorunu elinde bulunduruyor. Bir de şimdi bu rekoru da kırmış olsa da 27 bin feet irtifayla irtifa rekoru da zaten onun elindeydi. Üretildiğinden beri Türk ordusunun el ayağı olmuş durumda. Bütün büyük operasyonlarımızda başroldeydi. Hatta Bahar Kalkanı harekatında ilk defa filolar halinde uçarak birçok düşman zırhlısı ve hava savunma sistemini imha etti. Bu harekatta Bayraktar TB2 dünyada ilk defa muharebe sahasında birinci unsur olarak kullanılan SİHA oldu. Bu harekatta hava araçlarının yaptığı tüm sortilerin %80'ini Bayraktar TB2 gerçekleştirdi. Karabağ harekatında Azerbaycanlı kardeşlerimize omuz verdi. Ukrayna savaşının başrollerinden biri oldu. Savaşta dengeleri değiştirdi. Ukrayna halkı için bir kahramana dönüştü. Hakkında şarkılar bestelendi. Çocuklar için oyuncakları yapıldı. Kiev'de Bayraktar Radyosu yayına başladı. Hatta Ukrayna'da yeni doğan erkek çocuklarına Bayraktar adı bile verildi. Yani Türkiye'nin dünyada bu konuda efsane haline gelmesini sağlayan sistemden bahsediyoruz şu an. Bu sistemin üzerinde yapılan değişiklikler konumuz. Yani böyle bir potansiyele bir sürü yenilik eklendi. O yüzden konu daha hiçbir detay vermeden bile önemli bir konu. Peki şimdi gelelim esas konuya. Yani yeni uçuş yapan Bayraktar TB2T AI sistemiyle ne değişti? Aslında adından da anlaşılacağı gibi en önemli mesele gelişmiş yapay zekanın sürece dahil edilmesi. Tabi bazı yapısal değişiklikler de var. Bayraktar TB2T AI turbo motoruyla daha da hızlı uçuyor artık. Tırmanma kabiliyeti de oldukça gelişmiş. 30 bin feet irtifaya 30 dakikadan kısa bir sürede ulaşıyor. Kanat yapısı da değişti. Uçuş testleri de Edirne'nin Keşan ilçesinde devam ediyor. Daha şimdiden test uçuşlarında ciddi başarılar elde edildi. Mesela 30 dakikadan kısa bir sürede 30 bin feet irtifanın üzerine tırmanması, tırmanma kabiliyetini göstermesi açısından önemliydi. Ama bir diğer önemi de kendi irtifa rekorunu kırmış olması. Zaten kendi sınıfında irtifa rekoru Bayraktar TB2'ye aitti. Şimdi o rekoru daha da yukarı 30.318 feet irtifaya çıkardı. Yine yeni insansız hava aracımız 160 knot yani yaklaşık 300 km hıza çıkıyor. Bu da Bayraktar TB2'ye göre hızının
fiyatın ciddi anlamda artması anlamına geliyor. Bayraktar TB2 maksimum 120 knot, yani yaklaşık 220 km civarı bir hıza sahipti. Hız önemli çünkü bir platform hava üstünlüğü elde edecekse en önemli etkenlerden biri de hızının ne kadar olduğu. Bir de düşünün ki Bayraktar TB2 dünyada fıçı tonusu manevrası yapabilen tek insansız hava aracıydı. Daha önce yapılan testte 3 kere üst üste bu manevrayı yapabildi. Ve fıçı tonusu manevrası savaş uçaklarının en önemli kaçış manevralarından biri. Yani şimdi TB2'nin bu yeni versiyonunun hızını ve bu manevra kabiliyetini yan yana getirirsek insanın aklına elbette hava üstünlüğünü sağlayabilecek bir platforma sahip olacağımız geliyor. Elbette bu yeni TB2 savaş uçaklarına karşı it dalaşı yürütmeyecek. Ama yakın zamanda SİHA katili bir SİHA'ya dönüşürse şaşırmayın. Çünkü bu hız ve manevra kabiliyeti insansız hava araçlarına karşı ona büyük bir avantaj sağlıyor. Tabii bunlar sistemin yeni versiyonunun esas odak noktaları değil. Sadece değişenler üzerinden olabilecek şeyleri yorumladık. Bayraktar TB2T AI için en önemli mesele yapay zekanın sürece dahil olması, isminden anlamışsınızdır zaten. Yapay zeka önceden de kullanılıyordu aslında. Yani insansız hava araçlarımızın ilk versiyonlarında da kullanılıyordu. Ama bu sefer entegre edilen 3 yapay zeka bilgisayarı yeni nesil bilgisayarlar. Nesil farkını birazdan konuşuruz. Ama bundan öncesinde yapay zekanın daha çok birinci neslini kullanıyorduk. Yeni Bayraktar TB2 yapay zeka sistemleri sayesinde GPS'e ihtiyaç duymadan sürekli görev yaptığı bölgede araziyi tanıyarak yönünü belirleyebiliyor. Bu önemli. Zaten Türkiye'nin bu yönde ciddi çalışmaları vardı. Daha önce de kanalda konuşmuştuk. Önceki kanalımızda. Bu bağımlılığı bitirmemiz gerektiğinin de farkındaydık. Çünkü sonuçta GPS ABD'nin kontrolündeki bir sistem. Bir savaş ya da operasyon anında bu sistemi kapatsalar bütün hava araçlarımız ya da seyir füzelerimiz kör olur. Yönlerini bulamazlar. İşte eğer sistemlerimiz yapay zeka desteğiyle araziyi tanırsa en azından kendi etki alanımızda, yani normalde insansız hava araçlarımızın gezdiği ve veri topladığı alanlarda GPS ihtiyacı duymadan insansız hava araçlarımıza görev yaptırabiliriz. TB2T AI bu yönüyle çok önemli. Yine aynı şekilde yeni insansız hava aracımız görerek pistleri tanıyabiliyor. Bu sayede de otonom iniş kalkış yaparken hata payı neredeyse sıfıra iniyor. Bir görev tamamlandığında dinamik rota planlaması yapıp en uygun uçuş rotasını belirleyebiliyor. Gökyüzünde eğer acil bir durum oluşursa operatör müdahalesine gerek kalmadan yapay zeka desteği sayesinde otomatik olarak güvenli bir şekilde iniş yapabiliyor. Yani aslında bu sistem her anlamda tam otonom bir sisteme dönüşüyor. Yani tehlikeli bir bölgeye bile bunu gönderdiğinizde kendi haline bırakabilirsiniz. Çünkü kendini koruyabilecek ya da en azından kendini kurtarabilecek kadar zekaya sahip. Yani aslında bu yeni insansız hava aracımız için değişen en önemli şeyin yapay zeka olduğunu söylemek mümkün. Yapay zeka kullanımı askeri teknolojilerde gün geçtikçe zaten artıyor. Hatta bu süreci şu an için 3 nesile ayırabiliriz. Birinci nesil daha basit ve ilkel haliydi. Yani robotik sistemler önceden tanımlanmış problemlerin çözümünü sağlıyordu. İkinci nesil yapay zeka ise öğrenme temelliydi. Yani veri analizi yapabiliyor, görüntü işleyebiliyor ve sürekli kendini geliştiriyordu. Bu nesille birlikte makine öğreniminin temelleri de atıldı. Üçüncü nesil yapay zeka ise ikinciden yola çıkarak kendi istatistiksel verilerini sağlayabiliyor ve yazılım süreçlerini yönetebiliyor. Yani dünyadaki gerçek problemlerin çözümü için daha net yanıtlar verebiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bu 3 nesil yapay zekadan da faydalanılan platformlar var. Mesela SİHA'larımız şu ana kadar 1. nesil yapay zeka teknolojilerine sahipti. Otomatik pilot özelliği, kontrol mekanizmaları falan bu nesildeydi. İşte Bayraktar TB2'nin yeni versiyonu 2. ve 3. nesil yapay zeka özellikleriyle donatılmış oldu. Bunun en önemli yönü şu, bugün sahip olduğu özellikler her gün biraz daha gelişecek. Çünkü sistem öğrenip kendini geliştirebiliyor. Yani kısaca özetlersek, Bayraktar TB2T AI sadece Bayraktar TB2'nin bir üst versiyonu olarak görülemez. Türkiye'nin SİHA yolculuğunu bambaşka bir boyuta taşıdı. Bayraktar TB2 her gün biraz daha geliştirileceği bir sürece girmiş oldu. Tabii ki bu yapay zeka altyapısı da sonrasında hem Akıncı hem de Kızıl Elma için altyapı oluşturacak. Burada öğrenilen oraya da aktarılacak ve Türkiye insansız hava aracı pazarındaki üstünlüğünü her zaman muhafaza etmeye devam edecek inşallah. Allah'a emanet olun.